Müslüman Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdiği zaman, efendim bu namazıydı, efendim orucuydu, haccıydı, kul hakkıydı, şefkatli, merhametli, efendim insanların hakkına, hukukuna saygıydı, güzel komşuluktu, güzel arkadaşlıktı, yetim malı yememek, yetimi gözetmek, efendim birbirimize saygıydı vesaire falan. Bunlar emirler, bir de haram, günah, çirkin olan şeylerden uzak kaldığımız zaman, bir de Rabbimizin emirleri derken işte çalışkan olmak. Herkes kendi işini yapsa işler düzelecek. Şimdi mühendislerimiz çalışıyorlar değil mi? Ne yapıyor? İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları yapıyorlar. Ne olur bu? Kafire karşı bir caydırıcı güç oluyor. Şimdi biz Rabbimiz ne diyor? Kafirlere karşı, düşmanlara karşı böyle güçlü, kuvvetli ordular hazırlayın. Ne gerekiyorsa onu yapın diyor. Ayet-i Kerime'de bizleri teşvik ediyor. Dolayısıyla her alanda Müslüman görevi neyse, vazifesi neyse onu en güzel bir şekilde yaptığı zaman Rabbimizin emirlerini yerine getirmiş olur. Dolayısıyla düşman da bakar ki gücü, kuvveti var bu Müslümanların, efendim orduları var bu Müslümanların, silahları var bu Müslümanların. O da korkar. Çünkü onların anlamış olduğu dil nedir? Böyle çok zarif, diplomatik dil değil. Onların anlamış olduğu dil kuvvettir, şiddettir. Onların hakkından, hani çivi çiviyi söker derler ya, onların hakkından güç, kuvvet gelir. Dolayısıyla illa tefaluhu, şayet siz Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz, yani Müslümanca yaşamazsanız, tekün fitnetun fil ardı, yeryüzünde bir fitne meydana gelir ve fesadun kebir, ve yeryüzünü genel anlamda kaplayacak bir fesat meydana gelir. Dolayısıyla küresel olarak bu zulmün altında yatan temellerden birisi de, yani Müslümana bakan tarafı da, biz zayıf olduğumuzdan, biz tembel olduğumuzdan, biz dağınık olduğumuzdan, biz birbirimize küs olduğumuzdan, biz birbirimizle kavgalı olduğumuzdan, biz birbirimize partilerle, cemaatlerle, gruplarla, ideolojilerle ayrı düştüğümüzden dolayı kafir birbirinin dostu olduğundan güçlü gibi olup Müslümana zulmediyor. Demek ki işin özü neymiş? Müslüman dinini yaşayacak, Kur'an'ı yaşayacak, Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşayacak, Müslümanca yaşayacak. Müslümanca yaşamak da Allah'ın izniyle kafire, zalime korku salar ve Müslüman dik durduğu zaman da kafir bu zulmü edemez. İşte Rabbimizin beyanı bu şekilde. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin.